Manşete hoş geldiniz. İki konumuz var bugün. İlki İngiltere. Kraliçe Elizabeth vefat etti ve bir dönem kapandı. Bir dönem bitti. Buna bakacağız. İkincisi de altılı masa dağılıyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Altaylı arasındaki kapışma ve elbette Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu görüşmesi. Bundan sonra ne olabilir? Acaba bir çatırdama mı var? Ortak aday konusunda belirsizlik mi var? İş nereye gidiyor? Bu konuya bakacağız. İlk bölümde elbette Dünyanın flaş gelişmesi. Kraliçe Elizabeth'in vefatıyla başlıyoruz. Kraliçe Elizabeth dün vefat etti. 8 Eylül. 96 yaşındaydı. Sağlık sorunları var. Yaşının ilerlemiş olması. Elbette her an vefat haberi gelebilir diye insanı düşündürüyor. Ancak iki gün önce yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi Listrası yeni başbakanı ve orada ayakta gayet iyi bir görüntü vermesi, en azından bu söylentileri veya bu beklentiyi biraz daha öteletmişti. Fakat öyle olmadığı görüldü. İki gün sonra vefat haberi geldi. Hatta listrası baş, listrası atadıktan yaklaşık 36 saat sonra doktor müşahede altına alındığı, bir sonraki günkü programını bu yüzden iptal ettiği ve saatler içerisinde de vefat ettiği duyuruldu. Bir döneme damgasını vurmuş bir isim. Bu dönem böyle kayıplar oluyor ve bu kayıplar üzerine analizler yapılıyor. Gorbaçov'un kaybı üzerine de, vefatı üzerine de benzer analizler yapılmıştı. O da 90 yaşının üzerinde vefat etti. Bir dönemi kapatan bir lider, Sovyetler Birliği'nin son lideriydi. İkinci Elizabeth'le de bir dönem kapandı. İngiltere'de de bir dönem kapandı ki bunu ilerleyen zaman içerisinde daha iyi anlayacağız. Ama bu yayın süresinin içerisinde benim size tarihsel perspektifi içerisinde Kraliçe Elizabeth'in rolü, Birleşik Krallık, dünya üzerindeki etkileri, geçmişten bugüne ve geleceğe dönük perspektifi itibariyle 20-22 dakikalık bir yayında anlatmam mümkün değil ama zaman içerisinde buna, bunu sıklıkla yapacağımızdan emin olun çünkü Kraliçe'nin vefatı üzerine ilan edilen yaz cenaze töreni, önümüzdeki günlerde de bunu sıklıkla konuşacağımız anlamına geliyor. Her yayında belli ki 3-5 dakika bu konuya bir parantez açacağız. Buckingham Sarayı'ndan dün sabah... ...kraliçenin doktor müşahadesi altında olduğu... ...haberi duyuruldu. Ee, sıradan bir açıklama gibi dururken... ...bu konu... ...bir anda... E, ...BBC'nin projektörlerini... E, ...Balmoral e, Kalesi'ne çevrilmesi... ...kraliyet ailesinin... ...kraliyet ailesinin... ...üyelerine çağrı yapılıp... ...bu kaleye, İskoçya'ya gelmelerinin istenmesi... ...BBC'nin yayın akışını... ...yıkması... Ve sadece bu konuya odaklanması üzerine e, bir şeyler oluyor dedirtti ve kraliçenin durumunun kritik olduğu... ...belki de bir vefat haberinin beklendiği gibi kamuoyunda spekülasyonları beraberinde getirdi. Bu spekülasyonlar uzun sürmedi ve saatler içerisinde kraliçenin vefat ettiği açıklandı. E, BBC çok noktadan yayın yapmaya başladı. Dediğim gibi e, sıradan gibi görülen iki satırlık doktor açıklaması veya saray açıklaması üzerine... Bir anda bu kadar yoğunlaşılması, kraliyet ailesi üyelerinin İskoçya'ya hareket, harekete geçmesi, hareket etmesi, uçakların, helikopterlerin çalışması, BBC'nin bütün televiz, bütün kanallarında ve radyolarında yayın akışını yıkması, bir şeyler oluyor dedirtti ve zaten o endişelerde saatler sonra haklı çıktı. 21 Temmuz'da Balmoral kalesine girerken kraliçe böyle görüntülenmişti. Bugünden itibaren yaklaşık bir buçuk ay boyunca görüntülenmedi. Ta ki 6 Eylül'de yeni başbakan muhafazakar partinin lideri daha doğrusu 5 Eylül'de muhafazakar partinin lideri olarak açıklandı. Seçildi Listras ve Listras'ı 6 Eylül'de vefat ettiği kalede İskoçya'da kabul etti İngiltere kraliçesi Elizabeth 15. başbakanı atadı ve o atadığı son başbakan oldu Listras. Ve burada bir ilke de imza attı. İlk defa Londra dışında bir yerde başbakan atadı. Daha önce bütün başbakanları 14 başbakanı Londra'da Buckingham Sarayı'nda atamıştı. Bu, bu da zaten endişeleri beraberinde getirdi. Yani kraliçe Londra'ya gelemeyecek kadar sağlığı elverişli değil. Evet, bu görüntüler kraliçenin vefatından 48 saat önce bile değil yani 36 saat kadar önce tespit edilmiş görüntülerde son görüntüleri oldu ancak İngiltere halkının kraliçeyi ayakta bastonda yaslanırken bile olsa gülümserken görmesi en azından sağlığı ile ilgili endişelerin giderilmesine yol açmıştı ama bu fotoğrafların üzerinden dediğim gibi iki gün geçmeden vefat haberi büyük bir sarsıntıya yol açtı. Sağda Liz başbakanlık görevini verirken görülüyor kraliçe. Solda da ilk atadığı başbakan Churchill. Churchill 1874 doğumlu, Liz 1975 doğumlu. İki başbakan arasında 101 sene var. İngiltere kraliçesi 25 yaşında tahta çıktığında Churchill dedesi yaşındaydı. Son başbakanı atarken de torunu yaşındaki birini Liz başbakan olarak atadı kraliçe ve böylelikle dönemini kapattı. Kraliyet ailesi üyeleri Balmoral kalesine girerken görülüyor. Bu fotoğrafta William var. Şu anda tahtın bir numaralı varisi. Hemen yanında amcası Andrew var. Arkada da Prens Albert ve eşi var. Yüzlerdeki ifade zaten endişe kraliçenin vefat ettiği haberini veriyordu. Ve Royal Family Resmi Twitter hesabından 6.30'da atılan bu tweet kraliçenin vefatını duyuruyordu. İlk cümle kraliçenin vefatını duyurur, duyururken ikinci cümlede kral ve kraliçeyi müjdeliyordu. Charles 3. Charles olarak e, kral oldu. Bir numaralı zaten veliahtı ve e, İngiltere'de kraliyet kuralları gereği e, kral kraliçe vefat ettiği anda veliaht anında e, kral ya da kraliçe oluyor taht tahta çıkma işte ne bileyim taç giyme töreni vesaire o aylar alacak bir prosedür. Bir takım görevler, bir takım yapılması gereken işler var onlardan sonra ama resmen şu anda Charles 3. Charles olarak İngiltere'nin kralı, eşi Camilla ise kraliçe konsort olarak kraliçeliği tasdik edildi. Zaten kraliçede, kraliçe de kraliçe Elizabeth'te 2022 başlarında ...Camilla'nın kraliçe olabileceğini, kraliçeye çok yakışacağını söylemişti. Böylelikle bu Camilla'ya kraliçelik yolunda bir vize olarak da algılanmıştı. Kraliçe bir buçuk yıl evvel eşi Prens Philip'i kaybetti. Kendisinden iki yaş büyüktü. E, Philip'in e, ölümüyle kraliçe mühim bir dayanağını, gücünü yitirdiğini ifade etmişti. Ve bir, bir buçuk yıl içerisinde de e, gittikçe sağlığının kötüleştiğini gördük. Son birkaç ayda artık halk arasına karışmıyordu araç kullanmıyordu, ayakta duracağı, yorulacağı etkinliklerden kaçınıyordu. Kimi etkinlikleri ancak online yapıyordu. Ayrıca şunu belirtelim, pek çok devlet işini, pek çok kraliyet işini zaten uzunca bir zamandır Prens Charles yapıyordu. Yani bir anlamda Prens Charles, daha evvel belki yayınlarda söylemiş olabilirim, Prens Charles pek çok anlamda taçsız bir kral gibi son dönemde sarayın bütün işlerini üstlenmişti. Sadece tacı eksikti. Şimdi o da oldu ben açıkçası kraliçenin ilerleyen zaman içerisinde sağlık koşulları da el vermediği için tahttan feragat edeceğini ve Charles'ın önünü açacağını düşünüyordum ama emrahak vaki oldu. Kraliçe vefat etti ve Charles doğal yollardan bir anlamda kral olarak atanmış oldu. Burada sıralı veliahtlar, veliahtlar görülüyor. Şimdi artık bir numaralı veliaht yani Charles'tan sonra kral olacak kişi William, ondan sonra kral olacak kişi de 9 yaşındaki oğlu George. Kraliçe ile birlikte bu fotoğrafı 2020'de çektirdiler. Elbette bu fotoğraf anlamlı bir fotoğraf ve özel olarak poz verilmiş, özel olarak tarihe not düşülmüş bir fotoğraf. Bütün veliahtlar tahtın bir numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı varisleri sıralı olarak fotoğrafta görülüyor. Bu fotoğrafta da şimdiki kral ve Kraliçe ile vefat etmiş kraliçe Elizabeth... Haziran ayında görülüyor. Belki de birlikte son fotoğrafları, 3 ay önce bu fotoğrafı birlikte vermişlerdi. Kraliçe, e, oğlu zaten kral olacak ama bu fotoğraflarla veya yaptığı açıklamalarla da bir anlamda e, Camilla'ya kraliçelik yolunu açtı. Gönüllerin kraliçesi elbette İngiltere'de Prenses Diana. Prenses Diana ölmeseydi, yaşasa bile Prens Charles'tan boşanmasaydı elbette kraliçe olacaktı. Ama sadece vefat ettiği için değil, vefatından bir süre önce Charles'tan boşandığı için yaşasa bile kraliçe olamazdı. Orada e, Camilla Parker dul olduğu için kraliçe olur mu olamaz mı gibi tartışmalar var ama Camilla Parkerla Charles gençlik aşkı, e, kraliyet e, bu aşka onay vermediği için evlenemediler. Daha sonra her ikisi farklı evlilikler yaptılar. Dolayısıyla Camilla'nın dulluğu oradan geliyor. O arada Charles da dul tabii, her ikisi de dul. Ee, bu da gene gençlik fotoğrafları daha ortada dayana yokken e, gençken e, çıkmışlar, flört etmişler ama kraliyet onların evlenmelerine izin vermemiş. BBC son derece hazırlıklıydı. Sabahtan akşama kadar son derece dikkatli, üslup ekrana çıkan isimler, e, yorumcular, sunucular e, bir ders niteliğinde bir yayın yap yapıldı asla kayıp kaçak yoktu. Son derece dikkatli seçilmiş kelimelerle süreç götürüldü ve kraliçenin vefatıyla birlikte ki Royal Family hesabından atılan tweetle ilk ben tweeti gördüm ardından BBC'ye dikkat kesildim ve BBC saniyeler içerisinde vefatı duyurdu. Ardından bu fotoğraf geldi ki bunlar hep seçilmiş şeyler ezbere tespit edilmiş şeyler değil daha evvel çalışılmış şeyler bu konular ve marş başladı tüyleri diken diken eden bir andı ve sonrasında götürülen yayın itibariyle yani vefata kadar yayın ve vefattan sonraki yayın halen devam eden ve yaz dönemi yayınları belli ki çok ince planlanmış şunu da akıldan uzak tutmayın cenaze töreni tüm ayrıntılarıyla planlanmıştır ve planlanmış biçimdedir ayrıca her yıl veya düzenli periyotlarla kraliçenin cenaze töreni Londra'da prova edilir her şey bellidir bütün matematiği ortadadır, ajandası ortadadır. Bundan sonraki süreçte zaten bunun nasıl tıkır tıkır işlediğini göreceksiniz. Tıpkı ilk dakikada kral ve kraliçenin ilan edilmesi yapılan açıklamalar gibi hiçbir şey şansa bırakılmıyor ve ciddi bir plan ve program dahilinde götürülüyor. Deniyor ki işte biraz evvel veliahtları getirdim ekrana hepsi erkek, hiç kadın yok mu? epey bir süre önümüzdeki dönemde kraliçe görmeyeceğiz öyle görülüyor. Hayatın akışı böyle gerektiriyor. Eğer hayatın akışını değiştirecek hadiseler olmazsa. Ama İngiltere'nin geriye doğru 180-190 yıllık tarihinde 135 yıla damgasını vurmuş iki büyük kraliçe, kraliçe, iki büyük hükümdar var. İlki sağdaki Victoria, ikincisi soldaki onun torununun torunu Elizabeth. Toplam Victoria 64 yıl, Elizabeth 70 yıl tahta kaldılar. 134-135 yıl. Yani son iki asırda damgasını vuran iki kadın hükümdar haliyle kadın yok mu demeyin. Ayrıca İngiltere tarihi geriye doğru kadın kraliçeleri barındırır. Queen Mary var, kraliçe Mary, kraliçe Anne, kraliçe 1. Elizabeth. Bir düzine kadın kraliçe var. Haliyle dünyada kadının adı yokken İngiltere'de kraliçe olabiliyordu onu da belirtelim. Time dergisi 1978'de geleceğin kralı Charles'ı böyle kapağa çekmiş. Ama Charles o zaman 30 yaşında ve bekardı. Fakat kral olması için 43 yıl daha beklemesi gerekecekti. Taç giyme töreninin aylar içerisinde yapılacağı ifade ediliyor. O bir süreç, o bir proses. Hatırlatalım. Kraliçe Şubat 1952'de kraliçe oldu Elizabeth. Taç giyme töreni Haziran 1953'te. Yani 10 6 ay kadar sonra. Çalsın bu kadar bekleyeceğini zannetmiyorum. Birkaç ay içerisinde belki planlanacak ve olacaktır. Tabii bir de şöyle de bir şey var. Yani bir anda annenizin yasını tutarken bir anda da kral oluyorsunuz ve devlet işleri vesaire taç giyme töreni. Yani yastan çıkmadan krallık başlıyor. Hani uzun zaman hazırlandığınız bir göreve atanmanız veya o göreve başlamanız için işte annenizin veya babanızın ölmesi gerekiyor böyle de bir ikilem ama kraliyet ailesinde bu ikilemler oluyor şimdi geçelim ikinci e, ana e, bölüme İkinci bölümde altılı masaya bakacağız altılı masa biz daha ölmedik KCS eşliğinde e, konuşalım Altılı masa dağılıyor mu? Altılı masada aday polemiği. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hazmedilemiyor. İşte Gürsel Çekin'in HDP'den bakan olabilir çıkışı üzerine iyi partililer işte kazan kaldırdı. Ne oluyoruz falan dedirtti. Mansur Yavaş cephesi, Ekrem İmamoğlu cephesi derken Fatih Altaylı bir yazı yazdı ve Kemal Kılıçdaroğlu buna sert cevap verdi. İkilinin kapışmasına tanık olduk. Yani laflarla veya sözlerle veya Twitter üzerinden öyle söyleyeyim. Öncelikle bakalım Fatih Altaylı ne yazmış Habertürk'teki yazısında. Ee, diyor ki CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin içine sindiremezsiniz. İstanbul mitingine 2, bin, 2 milyon kişi toplasanız da fark etmez. Yapılması gereken şey aday belirlemeden önce çok geniş güvenilir bir anket yapmak. Onun sonucuna göre doğru adayı... Elbette cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlı kalarak belirlemektir. Ama şunu çok açık söyleyebilirim. Yanlış adayla gidilecek seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır. Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder. Altında sadece siz kalmazsınız filan falan. Şimdi bu normal bir analiz. Fatih Altaylı herkes gibi bir analiz yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu buna neden tepki göstersin? Yani neden böyle sert bir cevap versin diye düşünebilirsiniz. Nedenlerini anlatacağım. Kemal Kılıçdaroğlu bu yazıya orantısız bir cevap verdi. Dediğim gibi bu Fatih Altaylı'nın köşesinde kalır. Kemal Kılıçdaroğlu cevap vermeseydi çok az kişinin okuyacağı bir analiz olarak orada dururdu. Üç gün sonra da kimse buna atıfta bulunmazdı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu buna cevap verince iş büyüdü. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna cevap vermesi Fatih Altaylı'nın yazdığından dolayı falan değil. İçeride dönen başka bir hikaye var. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabına bakalım sonra o hikayeyi anlatacağım. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı'ya cevap verirken biraz evvel okuduğum görüşlerine cevap veriyor. Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra bir baktık olu vermişler işte. Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında. Araştırmacı formatında dikkatinizi çekerim birazdan anlatacağım. Önümüze çıkıyorlar. Muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Dikkatinizi çekin. Bu satırların altını çizin. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan Alo Holdinglerin Alo Fatih dönemine gönderme yapıyor. 2013 Gezi Eylemi Alo Fatih. Google'layın görürsünüz. Alo Alo holdinglerin medyası bana ders vermeyi bıraksın ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Şimdi burada Fatih Altaylı'ya cevap verirken esasen bir cepheye cevap veriyor. Son dönem dolaşan kulis şu. Beşli Çete ki bu Beşli Çete'den e, Murat e, şu beş iş adamı Kalyon, MNG, Cengiz, Limak, Kolin. Beşli Çete ve işte bunların bir ikinci beşli çete daha çıktı mesela. Erman olacaklar Emrullah Turanlılar, Yeşil Dağlar vesaire ama biz beşli çetede duralım. Yani bu sembolize olmuş hali. Yoksa 50 tane iş adamı var, var belli ki. Yani iktidardan nem alanan ve iktidara Erdoğan cephesine veya saraya belli yerlere komisyon veren veya belli yerlerin taşeronu olan. Neyse. O konuyu daha evvel çokça anlattığım için girmeyeceğim. Beşli çetenin 3 koldan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemeye veya ada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçirmeye çalıştığına dönük bir kulis ve bu artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetleriyle de doğrulandı. CHP içinde CHP politik bürosunda belli isimlere parayla, rüşvetle veya belli artık şeyler vererek imkanlar vererek veya belli avantalar vererek bilmiyorum satın almaya çalışarak ya da şantaj yaparak bilmiyorum. CHP politbürosunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu etki edebilecek belli isimlere, 2. Belli kamuoyu araştırma şirketlerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu manipüle edecek ve 3. Medyada belli isimlere e, para verdikleri, onları cesaretlendirdikleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kışkırttıkları aday olmasın diye. İşte bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptı. Yani bazıları araştırmacı formatında derken, Fatih Altaylı kamuoyu araştırmacısı mı değil ama orada buna da cevap veriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu Fatih Altaylı'nın yazısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık bir anlamda sabır taşını çatlatıyor. Ve ondan sonra da artık bu kulisten hareketle artık bu kulis Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweetleriyle doğrulanmış oldu. Beşli çeteye veya bu şekilde partiyi karıştırmaya çalışan veya kendi adaylığını engellemeye çalışan insanlara bu tweetlerle cevap vermiş oluyor Enteresan bir süreç eş zamanlı olarak Meral Akşener daha önce planlı bir ziyareti deniyor ama bu zamana denk gelmesi önemli. Tam Kemal Kılıçdaroğlu bu tweetleri attığı sırada aynı gün Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Birlikte fotoğraf verdiler açıklamalar yaptılar hatta böyle işte karşılama töreni falan filan Ekrem İmamoğlu'nun kırmızı alı sermesi falan konuşuldu. O görselliğinde değilim. Burada bir de şey konusu var. Ee, özellikle Gürsel Tekin'in HDP'li bakan olabilir yeni dönemde filan demesiyle İyi Partililer buna sert tepki göstermişlerdi. Ağar Alioğlu, Koray Aydın cephesi filan. Ve e, Meral Akşener de bunu şiddetle reddetmişti. Ve o günlerde bir önceki manşet yayınında ekrana getirmiştim. Yeni Çağ Televizyonu'nda yayına çıkmış Meral Akşener. Kemal Kılıçdaroğlu saygıdeğer bir isim, deneyimli bir isim, yetişmiş, kendini iyi yetiştirmiş bir isim filan falan gibi övdükten sonra kazanabilecek bir aday diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sarı ışık yakmıştı. Esasen Meral Akşener'in ışığının sarı değil kırmızı olduğu ifade ediliyor kulislerde. Yani öteden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından hazretmediği. Yeni Çağ Televizyonu'na verdiği demeçte de kazanabilecek aday derken direkt ortağına Millet İttifakı ortağına veya Altılı Masa'daki ortağına bir göndermede bulundu. E, haliyle Ekrem İmamoğlu ziyareti bu anlamda önem kazanıyor ama İyi Parti kulislerinin, İyi Parti çevrelerinin Mansur Yavaş'ın adaylığına daha sıcak baktıkları konusunda da rivayetler var. İş nereye gider bilmiyorum. Tam da bu aşamada şöyle bir şey oldu. E, HDP Genel Merkezi e, bu videoyu e, geçti. Ebru Günay e, HDP'li hiçbir HDP'li Akşener'in oturduğu masaya gelmez, onun oturduğu kıraathanede çay bile içmez dedi. Aman Allah'ım. Yani HDP de olaya biraz da körükle gitmiş oldu. Bir anlamda... ...şu dönüyor. Yani olan biten şeylerin hikaye, özeti şu. Kürt oylarını almayan bir kişinin... ...Erdoğan'ı devirmesi veya Erdoğan karşısında varlık göstermesi pek mümkün gözükmüyor. HDP ile altılı masa arasında... Bu ayrımın gerçekleşmesi ya da bu uzaklaşmanın olması HDP'ye bir aday çıkarttırabilir ya da HDP'nin içinde bulunacağı bir sol cephe bir aday çıkartıp bunun etrafında kümelenebilir. Fakat bu durumda seçim birinci turda bitmez ikinci tura kalır. Erdoğan cephesi zaten görülüyor ki durumun çantada keklik olmadığını fark ettiği için. MHP lideri Bahçeli sahaya indi Erdoğan bir takım hamleler yapıyor işte ekonomide şurada burada verilen teşvikler verilen krediler verilen avantalar halka nefes aldıracak bir takım en azından birkaç ay nefes aldıracak hamleler şu bu tam sağ pres götürüyor tam eğer birinci turda Erdoğan %50 artı 1 alamıyorsa ortak aday da alamasın. Ortak aday nasıl %50 artı 1'i alamaz? Yani birinci turda Millet İttifakı'nın veya Altınlı Masalın adayı nasıl Cumhurbaşkanı seçilemez? HDP oyları veya Kürt oyları olmazsa seçilemez. Dolayısıyla seçim ikinci tura kalır. Birinci turla ikinci tur arasında ne olacağını bilemeyiz. İşte strateji bunun üzerinden yürüyor. Yani seçim ikinci tura kalsın ve birinci turla ikinci tur arasında biz yeni manipülasyonlarla Erdoğan'ın bu seçimi kazanmasını sağlayalım. İlk turda kazanamayacağını gören Erdoğan muhalefetin birleşmesine de izin vermeyerek muhalefeti de bölerek ikinci turda e, en yüksek oyu alan adayla farklı bir stratejik denge içerisinde karşı karşıya gelebilir. E, böyle bir amaç güdülüyor gibi. Fakat 2 Ekim'de e, Altılı Masar'ın adayını açıklayacağı, e, ilan edeceği, ortak aday görüşmelerinin en azından başlayacağı ifade ediliyor. Eylül ayında daha Eylül'ün ilk günlerinde durum bu merkezde ise 2 Ekim'e nasıl çıkılır bilemiyorum. Altılı masa dağılıyor mu? Zannetmiyorum. E, tabana rağmen oluşturulan beklenti, kamuoyu, hava e, onlar istese de e, altılı masayı dağıttırmaz buna. Yani taban altılı masayı dağıttırmaz. O artık bana göre liderlerin inisiyatifinde olan bir konu değil. Fakat liderler armudun sapı, üzümün çöpü ...kazanabilecek aday... ile olmaz, öbürü belki ...incir çekirdeğini doldurmayacak konularda... ...birbirlerine girmiş görünüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan... ...geri adım atacağını zannetmiyorum. O sonuna kadar bunu götürecektir. Bir anlamda artık okeyden çıktı. Ama e, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş cephesi de... E, ...kendi açılarından... ...işi şansa bırakmak istemiyor... ...olabilirler. İyi Parti kritik bir noktada... E, tabi geriye doğru olan biten şeyler unutuldu. Yani CHP'nin İyi Parti'nin meclise girmesi, seçimlerde işte ittifak veya işte CHP'den bir grup insanın istifa edip İyi Parti'ye geçmesi, seçime katılma yeterli sağlaması vesaire. bunların hepsi unutuldu. Şu anda İyi Parti farklı bir şey götürüyor, farklı bir siyaset götürüyor, CHP farklı bir siyaset götürüyor. Çok fazla söylem birlikleri yok. Genel politikalarda yok. Aday ismi aday belirleme konusunda yok bakalım hangi noktada birleşecekler iş nereye gidecek fakat zor görülüyor biraz işler sarpa sarmış görülüyor eğer sihirli bir değnek değer oturur oturduğunuz yerde temel noktalarda bir araya gelelim temel hedeflerde uzlaşalım yoksa onun dışında bazı konuları erteleyelim bazı konulara seçimden sonra bakalım demezse bu gidişte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık biz bu konuları çok tartışırız öyle görülüyor Manşeti böylelikle kapatıyoruz. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in vefatı ardından cenaze töreni ve bundan sonraki yeni sürece ilişkin ilerleyen günlerde her manşette belki belli ki 3-5 dakika bu konuyu açacağız ama belli ki ana konu altılı masa ve onun etrafında dönen tartışma olacak. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi günü tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.